Herkese selamlar dostlar. 30 Mayıs 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Süper Lig'in bütün maçlarını aldım. İdeal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Güzel bir cumartesi pazar günü geçirdik. Cumartesi aslında milleti doğradılar. Ama pazar günü almasını bildik her türlü. Onun bilgisini verelim. Birazdan sizlere anlatacağım maçları ideal yüksek oranlardan. Herkese bol şanslar. Like'larınızı bekliyorum hemen. Şimdi öncelikle Haziran ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Onun da bilgisini vermiş olalım. Zaten vermiştik. Tekrardan söyle söyleyelim. Haziran ayı için gruplarımıza gelmek isteyen arkadaşlarımız isterse katıl butonundan, isterse de zaten IBAN üzerinden, Instagram üzerinden iletişime geçip girebilirler. Geçtim bunu. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Ankara Gücü Galatasaray. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Galatasaray bildiğin üzere burada galip gelirse şampiyonluğunu ilan ediyor ve derbiye şampiyon olarak çıkıyor veya derbide mi şampiyon olur bilmiyorum. Kafalar karışık. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Skor bilen arkadaşlarımız benim benimle doğrudan Instagram üzerinden iletişime geçsin. Kangal Bey olarak da buradan benimle iletişime geçebilirler. Herhangi soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi almak isteyenler de benimle buradan iletişime geçebilirler. Yüksek misle neler yaptık pazar günü? Cumartesi de güzeldi. Cumartesi 3 yüksek mislinin 2 tanesi geldi. Pazar günü 3 yüksek mislinin 3'ü de geldi. Brighton Aston Villa mücadelesine KG var olarak 1500 misli önerdim ve günün en güvenli maçıydı. Hatta 2-1-3-1 ayarında bir galibiyet bekliyordum. Öyle de bitti zaten. Süper oldu. Aldık bunu aldık. Ortadaki yüksek misli yine Leeds United Tottenham'ın maçıydı. Ona da bin misli önerdim. KG var olarak değerlendirmesini yaptım. Bu KG var değerlendirmesi de çok basit bir tercihti benim için. Güzel orandan bu da kazandı. Tebrikler. Ana kombine de vardı zaten bu mücadele. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da yine bin misli önerdim. Leeds United maçına bir buçuk üst. Leicester maçına bir buçuk üst. Tottenham ma Liverpool maçına bir buçuk üst olarak önerdim. Ona da bin TL bastım. O da geldi zaten. Yüksek mislinin amacı bu zaten. En güvenli maçları bir araya getirmek. Yüksek mislilerde al alaraktan da doğrudan kazanç elde etmek olduğunu söyleyelim. 28 Mayıs'ın raporuna baktığımız zaman da şöyle maçlarımız ekranda zaten gelenler gidenler verdiğim tüm tercihler bu şekilde yayınlan göstereyim. Yatanlara bakalım tutanlardan ziyade yatanları konuşalım. Newcastle 1-1 bir bitti bir gol çıkmadı. Bilbao'nun 1-17 gibi oranı vardı kombineye koydum öylesine olmadı. Hamburg maçı da 1-0 bitti. Deplasman 1.5 üst olmadı. Yani gelenler zaten güzel tercihlerdi. Tebrikler diyerekten geçelim. İdeal kombinlere baktığımız zaman da soldaki ideal kombinimiz başarılı Everton 1 Alekano maçına var olarak değerlendirmesini yapmıştım. Diğer kombineye baktığımız zaman da 1.17. Yani 1.17. iki oranını tamamlasın diye koyduğum maç 1.17 oranından yattı. İddia böyle bir şey işte. Geçtim. 32 oranlı bir cumartesi günü denememiz vardı. O da yüksek oran grubunda veriliyor. 200 TL seviyesi. Orada da toplamda 6 maç önerildi. 5 tanesi geldi. 32.98 oranı vardı. Ya ben diyorum ki Avrupa'da tek tek değerlendirin. Avrupa'da bu oranlar şu an 1.80-1.90 ya. Avrupa'da 2.10-2.20. Tek tek değerlendirsen hepsine 100 lira aslında zaten. Bereket versin. Süper kazanç. Yüksek oran seviyesinde de bu şekilde yüksek oran listelerini atarak ilerliyoruz ki bu şekilde ilerleyeceğimizi de belirtelim. Canlılarda zaten bildiğiniz üzere her şekilde devam ediyoruz. E, editör arkadaşlarımız ben olsun izleyerekten devam ediyoruz. Bu şekilde canlı kazançlarımızı elde ederekten de devam ettik diyerekten de geçeyim. Canlı maçlarda kazanmak isteyenler varsa özellikle canlı grubumuza mutlaka gelin. Şu an 100 TL seneye bu fiyatta hayatta olmayacak bilginizle verin. Bilginizle. Şimdi sizlerden ricamız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Like'ları atalım videomuza geçelim isterseniz. Like'lar geldiyse ben yavaştan Alanya Spor Kasımpaşa maçıyla başlıyorum. Alanya Kasımpaşa şöyle özellikle bu maçta dikkat edilmesi bir gereken var. Alanya Spor'un kalede Lunar olmayacak. Çok önemli bir eksiklik. Yedek kalecisi Yusuf iyi bir kaleci değil bence. 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 Yani bir bilgi verirdim mi? Vermiyorum. Şöyle söyleyeyim. Devam ediyorum yani anlatayım neyse. Ee, yedek kale yedek kaleci kalede olacak. Burada aynı şekilde Kasımpaşa'nın kaleci kaleci de kalede olmayacak. Bu maçta bir var seçeneği zaten alınabilir. Bir 27. Normalde bir 40 olan oran şu son dönemlerde düşük. Var seçeneğini zaten bir alabiliriz. Fakat ben şunu değerlendirmek istiyorum bir de yüksek oranıyla birlikte. Varı zaten iddia alabilirsiniz Ben Kasımpaşa tarafından bir gol bekliyorum. Kalede bu kalecinin olması kaynaklı da ve e, Kasımpaşa'nın hücum gücünden kaynaklı basmanın iki golü. 1.82 arkadaşlar. İsteyen 1.30'dan var seçeneğini alsın. Ben golü bir maç bekliyorum. Burada deplasmanın atacağı 2 golü de ben değerlendirmesini öneririm sizlere. Kayseri ile Karagümrük karşılaşması. Haliyle golü bir maç bekleniyor. Varın oranı 1.20. 2.5 üst oranında 1.21. Öyle bir oranlar var yani neler yapabiliriz diye baktığımız zaman da maçın hakkını biz de verelim. Eğer beklendiği gibi geçecekse geçme ihtimali de yüksek. İlk kere 1.5 üstü zaten burada 1.77 gibi oran açmışlar. Risk alalım yani burada biraz. 1.77 gibi orana gidelim. Yüksek orana gidelim. Bu yüksek oran bana yetmez diyorsanız. Eğer bu oran bana yetmez diyorsanız da şöyle bir değerlendirme yapalım. Gol seçeneğinde toplam gol aralığı 4-5 gol seviyesine gidelim. Çünkü mücadelede benim beklentim yine 2-2'lik bir skor çıkma ihtimali var. 4-5 gol oranı sisteme atılacak oran. 2-49 gibi de bunun oranı var. Yani beklendiği gibi geçerse biz burada yüksek oranlardan alalım. Diğer türlü ideal kombinlerimize bir oran eklemeyelim. Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaşması. Fenerbahçe'nin buradan mutlak kazanması gereken bir mücadele. Şöyle bazı arkadaşlara diyor Galatasaray orada ee, şampiyon e, puan kaybeder Ankara Ankaragücü maçında Fenerbahçe de burada yenilir. Şampiyonluğu öyle verir. Direktten espriler dönüyor da ben sanmıyorum Fenerbahçe'nin burada yenileceğini. Fenerbahçe'nin burada en az 2 gol atarak kazanır zaten. 1.38 gibi çok güzel bir ideal bir oran açmışlar. Ben normalde daha düşük bir oran beklerdim de ideal bir oran açmışlar. Baçuin'in de dönmesiyle birlikte Fenerbahçe hücumu biraz daha neşelendi söyleyelim. Daha üretken ve pozisyonlarda daha çok bitiricilik yüzdesi arttığını söyleyelim. 1.5 üstüne 1 alabiliriz idealden. Oran arttırmak isteyenler 2.5 üstünde bir de burada 1.68 gibi orandan yapılabilir. Yani kombinlere girebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum ben burada. Antalya'nın şöyle puan olarak ihtiyacı var mı? Aslında var. Antalya tarafından da gol beklenebilir de 3-1-2-1 ayarında bir maç beklediğimi belirteyim ben. Giresun Trabzon. Giresun'da ligde kalmak için çok önemli maçlar oynuyor. Son haftalarda kazanaraktan da puan aldı. Yani şu son haftaya baktığımız zaman da Giresun tarafında. Ee, bir tanesi zaten Gaziantep maçı. Bir diğeri de Hatay mücadelesi. Orada 6 puanı direkt cukkaladılar. Takım morallendi yani bir nevi. Giresun'un en büyük problemi bitiricilik probleminin olması arkadaşlar. Yani son 2 hafta 6 puan almışken bu depremzede takımlardan. Artık burada bir ya yani o 6 puan takımı moral getirmiştir. Oynamadan kazanılan 6 puan. Burada Trabzon'a bir varlık göstermelerini bekliyorum. Ben burada bir var seçeneğini aldım. Gerisun tarafından bir gol bekliyorum. Trabzon'da karşılık verirse çok daha güzel olur gibi geliyor bana. Eksik 7'ye baktığımız zaman da şöyle herhangi bir takım her, her, iki, her iki takımda da önemli bir eksiklik olmadığını söyleyeyim. Sadece Denswil burada Trabzon tarafında yok. İstanbul Sporlu Adana Demir Spor karşılaşmasına baktığımız zaman da mücadele zaten oran kısıtlaması var. 2.5 üst bile yok. KG var seçeneği var mı? 1, 22. Geçelim abi onu. Burada ben 3.5 üste gittim. 1.67 gibi oranı var. Mücadelenin İstanbul tarafından da zaten hücum gücü hücum, e, hücum oynayacak bir takım. Adana Demir de oynayacaktır. Adana Demir e hücum oynarsan zaten kanatlardan Yusuf Sarı ile birlikte sağ kanatta neler yaptığını zaten görüyoruz. Burada da 3.5 üstü burada 1.67 gibi oranlar. Tek tercih olarak öneriyorum. Bakın ev sahibinin 2 biri 1.55 oran açmışlar. Allah'ana da 1.55. Bu maç nasıl bir maç böyle? 3.5 üst alalım geçelim ya bu oranlar ne böyle? Ankara gücüyle Galatasaray karşılaşması. Gelelim yani şampiyonluk maçına gelelim diyelim artık burada. Şampiyonluk maçında şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Yani olası bir hani diyoruz ya dış etkenler, yayıncı kuruluşlar falan. Burada önemli olan Galatasaray'ın e, alırsa zaten şampiyon. Bu derbiye şampiyon olarak çıkacaklar. Fenerbahçe önünde kupa kaldırırlar gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi yayıncı kuruluş dış etkenler. Burada Galatasaray puan kaybettirir mi? Yani liginde düşünseniz ya son hafta şampiyonluk maçına kalıyor puan. Fenerbahçe Galatasaray derbi Galatasaray'ın evinde muazzam bir izlenme alır. Dünya genelinde bir izlenme alır. Tüm ratingler kırılır. O yüzden bu maçta bir Galatasaray puan kaybedebilir mi? Galatasaray burada yenerse hakemi de yenmesi lazım bence. Yani iyi bir takım. Yani iyi bir futbol sergiliyor Galatasaray da. Dediğim gibi dış etkenlerden korkuyorum ama ben burada Ankara gücünde gol bulmasını bekliyorum. E, KG var ya 1.39 gibi oranı öneriyorum. Skor beklentim de 2-1 Galatasaray tarafından 2-1. Gol de şöyle gelir. Maç 1-1 olur zaten. E, 80'den sonra gelecek bir golle Galatasaray 2-1 maçı koparır gibi geliyor. Benim beklentim bu yönde ama idealden alacaksam var alırım beklerim. Son hafta derbiye en azından bir şey olsun değil mi? Sivas'la Konyaspor karşılaşması. Bu mücadelede beklentim şöyle. Yiğit Olar'ın burada bir puan alması yönünde. Tabii Konya son, son dönemde daha iyi Sivas düşüşte. Fakat yani 7 dolarda buradan kümede kümede müc küme mücadelesi veriyorlar bir nevi. Yani ateşi hissediyorlar. Bu maçta bir Sivas'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Benim beklentim burada bir doğrudan beraberlik veya Sivas galibiyeti. Çifte şansın keşke oranı olsaydı da. Şöyle yapsak öyle de bir 19 oluyor. Ee, ya bir beraberlik bekliyorum. Mücadelede idealden var onun oranı var mı? Var onun oranı da varmış da. Yani ya, ya 1 -1, ya da 1-0 Sivas tarafındayım. Öyle bir maç. Onun da bilgisini vereyim. Yani Süper Lig'in bütün maçlarını anlatmaya çalıştım. 2, 4, 6, tam 7 tane maç anlattım Süper Lig'in. Hepsini değerlendirecekler. Bol şanslar. Benim önerilerim, düşüncelerim bu yönde. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bay bay.